Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 100 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Tüm birikimi kaptırdığını söyleyen Karlı'nın açtığı dava görüldü. Şarkıcı mahkemenin verdiği karar sonrası şoka uğradı. Songül Karlı kendisini 100 milyon lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ceza talebinde bulundular. Bir önceki celsede iddialara ilişkin mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Temuroğlu ile Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirtti. Ceza talebinde bulundular. Bir önceki celsede iddialara ilişkin mütalasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Temuroğlu ile Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirtti. Ataç hakkında ise inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi. İstanbul Ağır Ceza'da görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Songül Karlı'nın avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Mahkeme heyeti kararını Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün dolandırma eylemini gerçekleştirdiğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Diğer sanıklar Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç'ın aynı gerekçeyle beraatine karar verildi.